Arkadaşlar merhabalar. Deplasmandayız. İnşallah bu videonun sonu öncelikle ulaşacağımız maçıyla alakalı taraftarları düşünelim. Taraftarlar düşünüyorlar. Olmayı unutmayın. İyi bak. Biletleri nereden alacaktın ya? Burada bir abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Sağ ol, teşekkür ederim siz. Hamdolsun. Giresun basını olarak geldiniz buraya öyle mi? Evet, Giresun basını. Yani olarak. Ne olarak Giresun Spor, neyi öğrenmek istiyorsunuz burada? Bu akşam Trabzonspor, Giresunspor iki Karadeniz takımı evet. Karşılaşma çıkacak Süper Lig'de. Öncelikle bununla alakalı düşüncelerinizi alalım. Şimdi Giresunspor iyi bir takım biliyorsunuz. Fena değil. Ligdeki durumu da fena değil. Ama biz tabii şampiyonluğu oynayan bir takım olduğumuz için şu anda yenmek zorundayız. Ama yener miyiz, yenmez miyiz onu da bilmiyorum yani. Çok da emin değilim. Ama Giresunspor'u da tabii ligdeki durumundan dolayı kutluyorum. Olsun, o da belirli bir yerlere kadar geldi ama Trabzonspor olarak bizim galip gelmemiz lazım. Biz de aynı şekilde Giresunspor olarak galip gelmemiz doğru diye düşünüyoruz. Ancak Karadeniz Birliği'nden biraz da bahsedelim abi. Karadeniz, Giresun bizim yan komşumuz. Her zaman takdir ettiğimiz bir komşumuz. Onun için kardeşliğimiz de var aramızda. Ama bu futbol olayı başka tabii. Bizim Trabzon'da futbol olayı tamamen başka değerlendirilir. Onun için futbol olduğu zaman o kardeşliği bazı zaman unutabiliyor bir Trabzon halkı. Bundan dolayı bir 3 puana bizim ihtiyacımız var. Çünkü şeyden kopma olayımız da var. Ligden kopma olayımız da var. Eğer berabere kalırsak veya yenilirsek bu sefer ligden kopma ihtimali var. Bunu hiçbir zaman hiçbir Trabzonlu da istemez. Şöyle bağlayalım. Hak eden kazansın diyelim abi. İnşallah biz yeşil beyaz temsilcimiz kazanır diyoruz. Siz de Trabzonspor diyorsunuz ama. Hayır, Trabzon kazanması lazım diyorum. Ben kazanacak falan demiyorum. Kazanması lazım. Aynı şekilde Giresunspor da kazanması lazım diyoruz ama abi. Hak eden kopmaması lazım. Trabzonspor yoksa ligden şampiyonluktan kopar ki biz bunu istemediğimiz bu olaydır. Hiçbir zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu kopmasını istemiyoruz. Şöyle diyelim, kazanan kim olursa olsun ancak kazanan Karadeniz olacağını ümit ediyoruz. Evet. İnşallah da bu dostluğumuz ilelebet devam eder. İnşallah Trabzonspor ve Giresunspor da uzun yıllar Süper Lig'de iki takım, iki Karadeniz takım olarak mücadele ederler diyoruz. Çünkü bizim eskiden bundan 20-25 sene evvelki Trabzonspor şampiyon olduğu zamanında bak Giresunspor vardı, Orduspor vardı, Rizespor vardı, Samsunspor vardı. Sonra biraz daha gidiyorsun Boluspor vardı. Bunlar hep bu Karadeniz bölgesinin takımlardı. Biz o zamanlar şampiyonluk daha rahat oluyordu. Şimdi İstanbul'da gidiyorsun İstanbul takımları, 10 tane İstanbul takım var. Adam işte deplasman yapmadan İstanbul'da durarak maç oynuyorlar. Abi çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Trabzon'daki Giresunlu temsilcilerimizi, Giresunlu abi görmekten de her zaman mutluluk duyuyoruz. Bu akşamki maçla alakalı de Arjantin'den gelmiş abimiz. Evet. Arjantin'den gelen abimizle başlamak istiyorum. Bu akşamki düşünceleriniz neler abi? Gönüllü ister ki biz Giresun sporumuz maç alalım ama benim tahminime göre maç berabere bitecek gibi görünüyor. Berabere bitecek diye düşünüyorum. Tabii gönül herkes kendisi yenmek ister. Trabzon yenmek ister. Giresun yenmek ister. Ama beraberliğe biteceğine tahmin ediyorum. Berabere bitecek. Siz neler söylersiniz abi? Ya vallahi takım 4 haftadan beri çok iyi gidiyor. Hani bugün de zaten yani 4 büyüklere ne yaptığını az çok ulusal basında yavaş yavaş anlamaya, görmeye başladı. Bir eksik orada Trabzon galibiyeti. Onu da oraya şey yaparsak, eklersek hem Hakan Keleş'in hem camiamız için büyük bir başarı, büyük bir tarih olur. Hani yıllar geçse de çocuklarımıza, eşimize, dostumuza böyle bir Giresunspor vardı. 4 büyüğü yenen tek takım, Anadolu takımı diye bahsederiz. İnşallah bu da gerçekleşir. Abi Arjantin dedik, onu da biraz isterseniz anlatalım ve yavaş yavaş da mesajımızı verip yayınımızı kapatalım abi. Biz gemide çalışıyorum. Gemi oraya geçti. Biz oradan izine, senelik izine kontratı bitirdik. Oradan uçağa binip Türkiye'ye geldik. Gelmemizle beraber Trabzon, Giresun maçına denk geldik. Ayağımızın tozuyla. İnşallah uğurlu gelecek. İnşallah maçı alacağız. Maçları takip edebiliyor muydun abi? Oradan ediyoruz. İnternet üzerinden. Bana yazıyor zaten hemen. Sosyal medyadan Giresun diyor işte almış falan filan. Takip ediyor yani. Biz Giresun taraftarıyız.
ve maçlarda da orada Giresunspor var. Hani bir Giresunspor'umuz var. Şimdi Trabzon'a bakınca burada görüyoruz yani şehir nasıl almış gitmiş. Evet. Hani biz bunu istiyoruz yani. Şimdi biz buradan kalktık geldik. Niye geldik? Arma uğruna geliyoruz. Başka bir şey değil yani. Bizi buraya başka bir şey getiremez evet. yani. Ha tamam gelirsin gezmeye, şey yapmaya ama bu gelmek başka bir gelme yani. Burada sonuçta bak 33 bin bilet satılmış deniyor. Biz misafir takımda 1200 kişi yani. Bu anlayana çok büyük bir mesaj. Şöyle Giresunlar dünyanın her yerinde derken canlı şahidiyiz. Evet, okyanuslar geçiyoruz. Evet. Giresun olarak her yerde varız. Her dünyanın her kıtasında Türk, Giresunlu, işte Türkiye'li bulmak şart bulunuyor. İnşallah Hakan Hoca ve futbolcu kardeşlerimiz de seni bu akşam seni ve bizleri mutlu eder inşallah. İnşallah. İnşallah ayağımız uğurlu gelir inşallah. Yani artık biz de kabuğumuzu kırıp evet. yani o fındığın kabuğunu kırıp bize her yer Trabzon'dan çıkıp yani bize her yer Giresun niye olmasın yani? Her yerde Giresun kadar güzel değil diyoruz. Değil. Yani o yüzden her yerde Giresun kadar güzel değil diyoruz. Şöyle bir el sallayalım. İnşallah kazanan Giresporumuz olur inşallah. Diyoruz. Sağ olun. Bu galibiyetle beraber pazar günü maçımızı da inşallah alırız. Ligdeki yerimizi tamamen sağlamlaştırırız. İnşallah. Asansör takım olmak istemiyoruz. Biz kalıcı olmak istiyoruz bir ligde. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Sağ olun var olun abi. Şöyle bir mesaj verelim. Sağ olun abi. Sağ olun. Trabzon'da Mustafa kardeşimizle buluştuk. Mustafa, duygularını alalım. Öncelikle buradan başlayalım. Yani güzel şeyler hissediyoruz. Giresunspor'umuzun yakaladığı son maçla beraber. Orada da maçtaydım zaten. Son dakika gelen golle beraber zaten bayağı bir coştuk. Ya inanıyoruz güzel bir şeyler olacağına. Hakan Hoca'ya olsun, takıma olsun. Yani mücadeleci ruha. İnşallah burada da güzel bir sonuç alacağız diyor. Yabata'nın bandanasına takılmış. evet. Nostalji yapalım dedik. Nostalji yapalım dedik. 44 yıl sonra bir defa Süper Lig'de Trabzon'un deplasmanındayız. Evet. Ve bu duygunu aslında bir tarifi nasıl özetlersin? Yani bu duygunun tarifini nasıl? Ya şimdi Giresun Trabzon maçı ayrı bir yeri var. Trabzon deplasmanın. Artık deplasman mı işte iç saha mı? Benim için ben zaten bir Giresunluyum. Trabzon'da yaşıyorum. Onu adlandırmak benim için karışık. Kardeş takım olarak ben hissediyorum. Yani böyle birbirimize desteklerimiz de oldu. Gerek böyle futbolcu olarak olsun, devre arasındaki transferler olsun. İki birbirini seven il, öyle diyelim. Güzel bir şey, güzel bir atmosfer. Bu yüzden heyecanlıyız yani. Daha önce böyle hep ikinciliklerde izlediğimiz Giresunspor'umuz, işte Süper Lig'lerde izlediğimiz Trabzonspor'umuz vardı. Şimdi ikisi beraber maç yapıyor. Ya bu bir şölen gibi bir şey aslında benim için. Kardeşim inşallah filmin sonunda Giresunspor'umuz 3 puan alan taraf olur diyoruz. İnşallah tabii ki. Şöyle mesajımızı verelim. Unutmayın diyoruz. Şöyle vuralım. Sağ olun, var olun. Uzun sokaktayız. Trabzonspor taraftarlarıyla röportajlarımız devam ediyor. Akşamki maçla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bence çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz yurt dışından geldik. Geldikten sonraki ilk maçım olacak benim ben bugün. Vallahi önemli olan spor, dostluk, kardeşlik adı altında geçmesini istiyoruz. Zaten Giresun'da kardeş şehir, hani bizim komşumuz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah seyir zevki güzel olur, yüksek olur. İki taraf, tabii ki kazanan inşallah Trabzonspor olur. Ama her takıma bizim karşı saygımız var. Giresun'da kazanırsa yapacak bir şey yok. Alkışlayıp göndeririz. Dışarıdan peki Giresunspor nasıl duruyor? Hani Trabzonspor bizim Karadeniz temsilcisi diyoruz. Karadeniz Birliği'nden bahsediyoruz. Sizler Giresunspor olarak nasıl görüyorsunuz peki? Vallahi Giresun'la alakalı hiçbir sorunum ben kendim şahsen ve Trabzon olarak olmayacağını düşünüyorum. Olmadığını da düşünüyorum. Çünkü aynı yörenin insanlarıyız. Aynı havayı soluyoruz. Kültürümüz aynı. O yüzden bence hani Giresun'a karşı negatif bence hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yani bugün kim kazanırsa kazanan taraf iki taraf da üzülmeyecek Karadeniz aslında. Karadeniz olacak. Kazanan Karadeniz olacak. İnşallah da uzun yıllar işte Ordu'da, Samsun'un da, Rize'nin de Süper Lig'de mücadele etmesini istiyoruz. Ya ben mesela şahsen kendim söylemek istiyorum ki Karadeniz takımları hepsi kardeş birlik içinde olsunlar. Bazen bazı çatlaklar oluyor ama bunlar da yani bilinçli olmadığını varsayalım ve düşünmek istiyorum. Hep bir olursak çok daha büyürüz. Hem futbol gelişir, hem Avrupa'ya karşı belki daha güçlü oluruz veya ne bileyim hani futbol da gelişir. Ama
olumsuzluk olursa kendi yöremizde, kendi kendimize olumsuzluk olursa çok da hani güzel olmaz, hoş olmaz. Çünkü aynı dediğim gibi aynı yörenin insanlarıyız. İnşallah spor kazanır, dostluk kazanır, kardeşlik kazanır, yöremiz kazanır diyelim. İnşallah kardeşim. Şöyle bir mesaj verelim tüm Karadeniz'e. İnşallah kazanan Karadeniz olur diyor. İnşallah kazanan Karadeniz olur dediğimiz gibi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Maça yaklaşık bir saat kaldı. Öncelikle ablamdan başlamak istiyorum. Tamam. Duygularını alabilir miyiz abla? Giresun, Trabzon-Giresun maçı. Maçlara çok sık geliyor musunuz? Öncelikle buradan başlayalım. Ben ilk defa geliyorum. O yüzden çok bir duygum yok şu an. İlk defa girip göreceğiz. O zaman şöyle söyleyelim. Yeşilliler gol atarsa sevinin abla. Ya da beyaz formayı giyersek. Beyazlar gol atarsa sevinin. Yok yok. O kadar kandıramazsın beni. Beyazlar gol atarsa sevinin. Öyle söyleyelim. Çocuklar siz hangi takımlısınız? Trabzon. Trabzon sen? Sen takım tutmuyorsun. O takım tutmuyor. Duygularını alalım abi. Neler düşünüyorsun? İki Karadeniz takımı. Evet yani Trabzonsporluyuz ama Giresunspor da bizim Karadeniz'in takımı. İnşallah onlar da başarılı olur. Bu maçta biz yenelim de gene onlar da ligde kalsın yani. Ligde kalmayı oynuyorlar galiba. Biz de tam tersini. Biz yenelim siz şampiyon olun diye düşünüyoruz. O da olabilir. O da olabilir. Ama şimdi biz yenilirsek bu maçı iki mağlubiyet arka arka oluyor. Zor oluyor o işler. Şöyle bir şey var. Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu. Uzun yıllar. Yaklaşık 38 yıllık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Giresunspor da 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Yani Trabzonspor'un şampiyonluğu Giresunspor'un ligde kalması da yani da mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani ne kadar çok Karadeniz takımı varsa o kadar ligin de tadı bize göre daha iyi oluyor yani. Karadeniz takımlarını çağırıyoruz. Abla sen neler söylersin? Giresun'la alakalı ne biliyorsun mesela? Hangi yemekleri biliyorsun Giresun'la alakalı? Ben hiç bilmiyorum hiç ya. Hiç bilmiyorum. Ben Karadenizli değilim. Neylesin? O yüzden. Ben Ardahanlıyım. Ardahanlısın. Ama Karadenizli abi bilmesi lazım yengemiz. Yemesini severim. Yemesini seviyorum ama da yapmasını pek bilmiyorum. O zaman bu akşam Giresun sporumuz kazanır. Abim size lahanasından tut da pancar çorbasına kadar her şeyi öğretir diye düşünüyorum. Hayırlısı. Çok hayırlısı olsun. Çok hayırlısı. Teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Kameraya bir el sallayın. El sallayın. Abiler öncelikle hayırlı işleriniz olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hoş bulduk. Giresun sporumuzun atkılarını görüyorum. Trabzon sporumuzun atkılarını görüyorum. Evet. İki takım da bizim Karadeniz Birliği'nden bahsediyoruz. Karadeniz gücünden bahsediyoruz. Siz öncelikle Giresun'u nasıl değerlendirirsiniz? Giresun için neler söylersiniz abi? Şimdi ne söyleyeyim? Giresun şurada 100 küsür kilometre ilerimizde. Kardeş takımımız. Bizi taraftarın fanatikliği çok ilgilendirmez. Kardeş takım, Giresun ligde kalacak ki bizim gücümüz yukarı çıksın. Onlar ligde olduğu sürece bizim işimize gelir. Biz ligde olduğumuz zaman onların işine gelir. Kardeşlik şekilde, aynen bu şekilde, dostane bir şekilde devam. Samsun çıksın. Ordu çıksın. Ordu çıksın. Rize çıksın. Eskiden bunlar varken Trabzonspor 6 şampiyonluğu kucaklamıştı. Zonguldak varken kucaklanmıştı. Kocaeli varken kucaklanmıştı. Bunların bu ligde olması lazım ki Karadeniz güç birliği olacak. Aynı şekilde devam edeceğiz kardeş kardeş. Abi çok bizim bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ediyorum. Sen neler söylersin abi? Eyvallah görüşürüz. Yıllardır Giresun'dan çok arkadaşlarımız da var. Buraya gelirler Trabzonspor'un maçlarına izlerler, desteklerler. Yani sonuçta etle tırnak gibiyiz Giresun'la biz. Kardeşiz, kardeşten öteyiz. Biz de Giresun'a gidiyoruz. Giresun Spor'un maçlarına destek veriyoruz. Giresun'un yeni statı da güzel. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun, sağ olun. Yani söyleyecek pek bir şey yok yani. Dostuz, kardeşiz. Maç skoruyla alakalı bir skor düşünceniz var mı abi? Ne düşünüyorsunuz bu akşam maçlarına? Geçen sene berabere bitti. Evet. Bitsin gene berabere. Önemli. Berabere bitsin. Yani, eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olasın. Ateşi bulduk. Hava da soğuk. Ateşin başına hemen oturduk. Bu akşamki maçla alakalı abi düşünceleriniz neler? Trabzonspor Giresunspor maçıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? İkisi de Karadeniz takımı. Dostluk içerisinde bir maç bekliyoruz. Yenilmiş, yenilmemiş. O da bizim memleketimiz sayılır. Komşumuz. Hiç önemli değil. İki takıma da başarılar diliyorum Trabzonlu olarak. Maçla alakalı peki bir skor düşünceniz var mı abi? Kaç kaç biter? Maçla alakalı Trabzon daha favori görünüyor. Bana göre işte 2-1, 3-1
3-2 gollü olur. Abi çok teşekkür ediyorum. Sol tarafıma dönmek istiyorum. Abim röportaj yapmak istemiyor ama ben yine de sormak istiyorum. Yine ben sorayım abi. Sen düşünceni alayım. Bu akşam maçla alakalı bir skor düşüneceğim var. 2-1 Giresun'u yeneceğiz. 2-1 yeneceksiniz. Peki Giresunspor'la alakalı siz neler düşünüyorsunuz abi? Neler söylersiniz? Küme düşmez öyle diyeyim sana. Nasıl abi? Küme düşmez. Küme düşmez. Ama kardeş takımımız. Sıkıntı yok. Abi kesinlikle küme düşmesini istedim. Kötü gitti Giresun ama sonradan düzeltti. Hakan Hoca toparladı. Aynen. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Giresun inşallah ligde kalır. Komşumuzdur. Komşu takım olarak iftihar ediyorum. Kalsın yani. Ligde kalsın. İnşallah. İnşallah. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı Kürosu'nda az. Trabzon olarak Kürosu'ndan hiçbir sıkıntımız yok. Başarılar diliyorum. Kümede kalmasını diliyorum. Geçmişte o basket takımında hadiseler oldu ama biz onları yok sayarız. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir numara defansıyla bir numara hiç kendi kendisine.